Marmaris manzarasında Arzu Hanım'la beraber fellah köftesi yapacağız sizin için. Arzu Hanım, malzemelerimiz neler fellah köftesi için? Hoş geldiniz. Ispanak, ince vurgul, biber salçası, tuz, karabiber, fesleğen, zeytinyağı. Ne yapıyoruz önce? Önce ıspanaklarımızı yıkadık. Onları bir güzel doğrayayım, haşlayalım. Tamam. Sonra ince vurgula başlayalım. Bol sarımsaklı, bol ıspanaklı. Evet, kestiğimiz ıspanaklarımızı kaynayan suya evet atıyoruz. Ispanaklarımız bir güzel haşlanacaklar kaynayan suyumuzda. Bir taşım yeter taze ıspanak. Zaten fazla ıspanak haşlamayın, evet, pişirmeyin ha, diyorlar vitamini içinde kalsın diye. Onlar bir güzel bir köşede haşlansınlar. Biz de fellah köftemizin ana malzemesi ince bulgurumuzu, salçamızı ve pul biberimizi yoğuralım. Daha önceden ince bulgurlarımıza bir işlem yaptık mı? Ayıkladık güzelce. Soğuk suda beklettik. Tuz, kimyon, karabiber, fesleğen koyduk. Bir de biber salçası. Şimdi yoğuracağız. Tamam, o zaman sizi izliyoruz. Çiğ köfte yoğurur gibi. Evet, soğuk suda. Bir güzel yoğuruyoruz. Bunun püf noktası anladığım kadarıyla soğuk suda bekletmek ince bulguları. Evet. İki kaşık da un koyacağız içine. Ha, iki kaşık un birbirini tutsun çünkü. Şimdi 2-3 kaşık un koyacağız. Bütün malzemeler hepsi iç içe geçti. Unu da siz koyar mısınız? Tabii ki memnuniyetle, ben zaten çok severim yardım etmeyi. 2-3 kaşık unumuz var. Un malzemeleri birbirine daha da yapıştıracak. Evet. Onlara kıvam verecek. Bunları haşlayınca su da dağılmayacak. Köftemizin köftemiz harcı çok güzel oldu. Bir yandan da ıspanaklarımız kaynadı. Hemen ıspanaklarımız haşlandığı için süzdürelim. Hemen ıspanaklarımızı süzdürüyoruz. Ispanaklarımız gelsin. Ispanakları nasıl yapacağız? İçine mi koyacağız? Bunu da haşlayacağız. Hmm. Ispanaklara sarımsaklı sos yapacağız, biber salçalı. Süper. Şöyle. Ben, eldivenden pek gözükmesin. Tamam, ben de yardım edeyim size. Ben de tamam. Eldivenimi alayım. Ben de yuvarlayacağım. İkiye bölüyorsunuz. Tamam. Şöyle ikiye bölüyoruz. Hı. Sonra şöyle yuvarlıyoruz. Evet, şöyle. İkili, evet, evet siz de ikili yuvarlıyorsunuz. Bravo. Sonra ortasına şöyle bir delik açıyoruz. Evet. Harika. Fellah köftesi yapıyoruz bugün hanımlar beyler. Evlerinizde kolayca yapabileceğiniz, misafirlerinize aynen ikram edebileceğiniz çok güzel bir köfte tarifi. Çiğ köfte gibi aynı yoğurduk. Şimdi üstüne bu köftelerimizin sos hazırlayacağız. Ve köftelerimiz haşlandıktan sonra tadına bakacağız. Ispanaklarımız da geldi. Çok teşekkür ediyoruz şefim. Şöyle alalım. O kadar haşladık, ıspanaklarımız minicik kaldı. Şöyle yoğurmaya devam ediyoruz. Yuvarlamaya devam ediyoruz. Köftelerimizi minik minik bakın yuvarladık, bitirdik. Ve artık haşlanmaya hazır. Birazcık suyumuz kaynasın. Köftelerimizi sıcak suyla buluşturacağız. İçine birazcık tuz. Artık köftelerimizi suyla buluşturabiliriz. Suyumuzun içinde bir tutam da tuz vardı. Onu da söyleyelim. Tuzlu suyumuzun içine hadi köftelerimizi atalım. Oo, gerçekten çok merak ediyorum nasıl olacak. Ne kadar haşlayacağız köftelerimizi? Bir 10 dakika 15 dakika yeter. Süper. 10-15 dakika. Yukarı çıktı mı yeter aslında. Hani kaynayıp da köfteler yukarı çıktı mı yetiyor. Yani piştiğini köftelerin yukarı çıkmasından anlayacağız. Evet. O yüzden köftelerimiz şimdi kaynaya dursun, pişe dursun. Biz ne yapıyoruz? Ispanağın suyunu sıkalım. Evet. Ispanaklarımızın da fazla suyunu alıyoruz. Süper. Artık ıspanaklarımız da İşimiz hazır. Bitti. Şimdi ne yapacağız? Sarımsakları döveceğiz ya da ince ince de doğrayabiliriz. Tamam, o zaman sarımsaklarımızı da dövelim ya da doğrayalım. Biz doğramayı tercih ediyoruz. İnce ince kıyıyoruz. Vav Arzu Hanım, gerçekten mükemmelsiniz. Sarımsaklarımızı incecik kıydık. Ispanaklarımız hazır. Bir sos hazırlayacağız ama önce köftelerimizin haşlanmasını bekliyoruz. Köftelerimiz piştiler. Bir güzel suyun üstüne çıktılar. Artık köftelerimizi alıyoruz. Çok güzel haşlandılar Arzu Hanım. Köftelerimizi bir güzel çıkarttık tencereden. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Evet, şimdi sosu için tavaya zeytinyağı koyacağız. Tamam. Zeytinyağımızı koyduk tavamıza. Bir bardak kadar yeterli. Tamam.
Şimdi sarımsakları ve ıspanakları soteleyeceğiz. Evet, biraz da domates salçası, pul biber koyacağız. Of. Pardon, biber salçası. Of, birazcık da salça koyacağız. Sarımsaklarımızın biraz sotelenmesini bekliyoruz. Tamam, salçamızı da koyuyoruz. Biber salçası. Şimdi hepsini bir harmanlayacağız. Ispanak. Önce ıspanağı koyalım. Haşladığımız, suyunu sıktığımız ıspanaklarımız da artık sosumuzla, sarımsak ve zeytinyağı ile buluşuyor. Evet. Böyle acık ısınıyor. Sonra köftenin üstüne döküyorum. Evet, çok güzel bir şekilde sosumuz hazır hale geldi. Köftelerin üstüne şöyle bir çekeyim. Şimdi haşlanan köftelerimizin üstüne sosumuzu döküyoruz. Aa, şahane oldu. İşte gerçek bir fellah köftesi. Evet. Hemen tadına bakıyorum. Of. Sarımsak mükemmel bir lezzet vermiş. Ispanaklı olunca da daha lezzetli oluyor. Ispanak, o güzel salça, mükemmel. Afiyet ellerinize olsun. Sağlık. Afiyet olsun. Harika bir fellah köftesi yaptık. Evlerinize deneyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.